Ay maşallah. Ne efendi bir kız. O yavrum. Hep böyle 32 dişi ortada. Değil mi? Hem güzel hem güler yüzlü maşallah. Hem de normal. Akıl sağlığı yerinde bir insan. Ozan için bir ilk diyebilirim. Ya sağ olun. Esas benim için böyle sizler gibi kıymetli insanlarla tanışmak, vakit geçirmek bir şeref. Ay estağfurullah. Canım biz sizle özellikle çok tanışmak istedik. Ay çok teşekkür ederim. Çünkü bir aydır düşüp kalkıyoruz dedi bu. Düşüp kalkmak ne ya? Of. Ne var bir düşüp kalkmakta? Ne var? Düşmez kalkmaz bir Allah. Değil mi? Öyle bir laf yok muydu? O bambaşka bir konu değil mi? Şimdi İpek'cim gördüğün gibi bizim gelin portföyümüzün kalitesi bu. O nedenle sen bize Allah'ın bir lütfu gibi geldin çocuğum. Yani şimdi gelin deyince tabii biz daha yani birbirimizi tanıma aşamasındayız ama kısmet. Aynen kısmet. Ozancığım senin arkandan esiyor. Sen buraya gel ben oraya geçeyim. Ben iyiyim buraya. Yok yok sen bu tarafa geç ben o tarafa geçeyim. Ama tatlım o zaman senin arkandan esecek. Ne fark eder hayatım senin yerine ben hasta olayım hadi. Vahşi kafasını kafaya saktı bu acılarımıza bir son versin. Ya inanın Ozan'a bir şey olacak diye ben o kadar merak ediyorum ki onun yerine ben hastalanayım. Seve seve ateşlenirim. Ya onun yerine benim başım ağrısın tadını çıkara çıkara yaşarım ben onu. Ama ona bir şey olmasın ya kurban olurum yani. Ah canım ah canım ya. Ha illa tabii ki Ozan hasta olacaksa yani seve seve çorbasını da kaynatırım. Ihlamurunu da yapmak benim için bir zevktir o da ayrı. Yani birimiz hastalansak da şu hayatın balını bir yesem diyorsun. İlay. Aman insanı grip olmaya özendiriyorsun çocuğum. Ay Allah'ım ya. Ay lütfen rica ederim İpek'ciğim lütfen otursan. Ben bir 20 dakika yürüyüş yapıp geleceğim malum sağlık için. Çünkü benim yerime hastalanan olmadığı gibi ölsem su veren ya çıkar ya çıkmaz. Aa sen beni mi çekiştiriyorsun misafiri küçük? Seni mahvederim. Şaka yapıyorum be. Vay canım benim. Ozan bir gelsene evladım sen. İyi yürüyüşler. Gizem abla acaba havlu verse miydik? Ay ben abla dedim ama size yani o kadar aşırı gençsiniz ki hani abla da şimdi... Ozan evlenmezse ben evlenirim seninle. Gerçi hepiniz çok gençsiniz. Zahide Hanım'a da Zahide abla mı desem acaba? Aman! Kız sen bizi 20 yaş gençleştirdin ya. Lan bile diyebilirsin. Ay ilahi. Ne yapalım kızlar? Birer Türk kahvesi daha içelim. Aa ben yaparım. Aa zahmet etme. Aşk olsun ya. Lütfen. Aa ölü mü yiyin? Ölü mü? Ben rejimdeyim, yiyemem hadi. Ay, aa bak hemen topluyoruz. Aa, vallahi zahmet ne olur, gelir. Ne olur? Aa kıyamam, bunun hamara attığını yerim ben. Aa, biri çığlık mı attı? Ne hamara attı? Ya İpek bir yemekler yapıyor, bir sarmalar sarıyor. Vedat Milor ise o evden bir daha çıkmaz. Ya sen beğen o bana yeter hayat. Afiyet olsun, kurban olurum sana. Maşallah. Ay, çok iyi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dişti mi? Dişti mi? Vurdular mı? Ay yok, nefes alamıyor. Tıkandı. Su içiyordu normal. Ben dedim ki... Hayli manevrası. Ne yapıyorsun yavrum? Hayli manevrası. Nefes burnunuza bir şey kaçtı sandım da. Hayır işte vergi kıçımıza kaçtı yavrum. Baba. Ne var lan? Böyle şey olur mu ama ya? Böyle şey olur mu? İki ev için 40.000 lira vergi alacaklarmış kendi evlerimden. Kendi evlerimden! Ay! Ay! Ay boğazımı sıkıyorlar. Ay delirmiş gibi adamın arkasına dolan sars sars. Dedim boğazına bir şey kaçtı herhalde. Babam doktor o öğretmişti. Anladım. Bir şeyler içelim mi? Yok be, ha, değil mi? Çay kahve öyle sürekli kıraathane gibi. Aşkım yazık kızcağız, kantar içinde geldi. Bir kahve falan iyi olmaz mı? Tamam, o zaman ha? Ben şey yapayım. O zaman nişanlıydık ama yürümedi. Şimdi normal arkadaşız, öyle.
aynı sitede oturuyorsunuz. Evet. Sürekli karşılaşıyorsunuzdur. Evet ama artık bayağı kankayız. Yani lütfen rahat ol. Başka bir şey olmaz. Tabii ki olmaz. Olursa öldürürüm seni. Ne oldu? Neye güldün? Şakaya. Gülümsüyorum diye şaka mı yaptım sandın? Yani. Ben şaka sevmem. Mizahla hiç aram yoktur. Sadece gülümsüyorum. Güler yüzlüyüm ben. Mesela şu anda elimde alet edevat olmadan çıplak ellerimle seni burada öldürebilirim ama manikürüm bozulur. Oo, muhabbet bayağı koyu. Alemsin. Evet, buyur. Teşekkürler hayatım. Koskoca yalıda yalnız iki kız, kıyamam. Başka yere taşınsanız aslında sizin için daha güvenli olur. Her açıdan. Yok, yalıyı seviyoruz biz ya. Şimdi şeker hamurumuzu hazırladık. Bu kesici aletlerle şekil vereceğiz. Ay ne çok kesici alet. İnsanın hoşuna gidiyor. Mesela şu. Şunu şöyle adamın böyle boğazından şöyle geçirsen. Tek hamlede bir çeksen. Gitti işte o kadar. Hiç o amaçla kullanmadım. Kimse kullanmamıştır. Bir ilk olur aslında. Evet. Şimdi mesela çiçek yapalım. Bu ne? O pizza kesici ama şekeri de güzel kesiyor. Ay bu seni de güzel keser. Bu şaka daha devam edecek mi? Kız sen de şeker gibisin anlamında be. Ay sağ ol. Anlamadım bir anda. Şimdi mesela şöyle keselim. Aslında her şey silah olarak kullanılabilir. Yeter ki insanın eli yatkın olsun. Nasıl yani? Yani şimdi dünyada çok fazla insan var ya. Hani derler ya işte herkes kendi kapısının önünü süpürse sokaklar tertemiz olur diye. Herkes uyuz olduğu bir kişiyi öldürse kafalar tertemiz olur. O manada yani. Ay, konumuz cinayet mi pasta süslemesi mi ben anlamadım. Aman ben aklıma geleni cırt diye söylerim be. Benim içim dışımdadır. Sen bana ne bakıyorsun? Hadi ver keseyim. Şeker hamurunu kız seni değil. Yanlış anlama. Ya da anla. Ay, aşkım sen hiçbir şey içmiyorsun. Canım istemiyor. Aa, dur ben sana hazırlatayım. Şöyle özel kokteyller. Sıkma portakal falan ha. Gerek yok. Dur dur yaptıracağım sana bir şeyler. Kurban olurum ya. Tamam, konu kapandı. Susun şimdi. İnşallah beğenirsin. İç. Hepimize şifa olsun aşkım. İlayda, hayatım. Sen terapiye mi başlasın acep? Hangisin ya? Öf. Ha doğru. Terapiste yazık. Bebis ne oldu? Ablam iyice rahatsızlandı. Gel dedin. Yeni midesi mi bozuldu? Gibi. Biz de Tony'nin peşine takıldık. Geçmiş olsuna geldik ama rahatsız etmedik inşallah. Estağfurullah. Biz gidelim be. Ya kesin benim kokteylden oldu. Ya İlayda içmeyi bilmez ki. Ay buzdan da olmuş olabilir. Midesini üşüttü. Ay benim salaklığım kıyamam ya. Ne yapıyor? Yatıyor mu bacım? Yok duşta. İşiniz falan varsa beklemeyin aslında. Geç kalmayın. Ya ben evden alelacele çıktım da şöyle bir allık falan süreyim dedim. Lavabo ne tarafta? Koridora çıkın istediğiniz banyoyu kullanın. Teşekkürler. Arkadaşlar ablam iyi değil. Kafası karışık. Hep karışıktı. Kendi kendine kavga eden bir tip. Öyle değil. Olmayan insanlarla konuşuyor filan. Bu kıza kafayı takmış öldürecek beni diyor. Ne diyorsun Alara ya? Eyvah! Bayağı ciddiye mi bindi bu iş? Psikiyatr bulalım. Hiç psikiyatra giden tanıdığınız var mı? Kime sorsak? Yani en deli tanıdığım sensin. Deli mi?
ablamın böyle bir cahile aklını takıp kafasını bozması. Yine kendimi rezil ettim ya. Ay ne yaptın hayatım? Ay sus sus, hiç söylemeyeyim. Tam benlik skandal. Bu kızı tutun, polis çağırın. Bir pizza kesicisiyle kesecekti beni bu. Ne? Abla sakin. Banyoya daldı. Allah'tan o anda perdeyi açtım da gördüm. Öldürecekti beni bu. Ne diyorsun? Kurban olayım. Yanlışlıkla senin duş aldığın banyoya girdim. Çığlık attın, hemen çıktım. Kusura bakma ne olur. Yapma ya. O pizza kesicisini arıyordu o zaman elinde. Aa, elimde bu vardı. Bunu mu diyorsun sen? Ha, yanlış görmüş demek. Ay olabilir canım. Asabı bozuksa demek ki ise. Ablacığım sen azıcık uyusan mı? Bir dakika ya. Akşamüstü anneannenle tanıştım. Tövbe. Tövbe ya. Bütün hikayeni anlattı. İlaçlarını da almıyormuşsun. Aşkım, benim anneannem 10 yıl önce rahmetli oldu. İlayda, böyle Napolyon'u falan görüyor musun ya da böyle eski padişahları falan, oluyor mu öyle şeyler yani? Dur Ozancığım, kurban olayım. İlaydacığım, acaba sen beni birine benzettin de ondan mı böyle söylüyorsun? Allah korusun, sen kendine zarar verme de gerisi dert değil. Anneannen öldü mü gerçekten? Kız bacım, tıbbi yardım al. Bak gözünü seveyim ha. Üstüne gitmeyin çocuklar. Allah korusun, kendine zarar vermesin. Her şey çözülür, her şeyin çaresi var İlaydacığım. Ben iyi değilim. Ya dur, ben bir su falan vereyim sana. Sen bütün gece kustun, acaba ondan mı oldu bu ha? Abla çok gerilim var üstünde. Ev, iş, şu bu. Çok normal. İlayda, beni tanıyor musun? Maalesef tanıyorum gerizekalı. Keşke hiç tanımasaydım. Ondan oluyor bütün bunlar. Kız vallahi hep nazar be. Vallahi nazar. Venüs. Her şeyi sok burnuna. Efendim? Benim? Ne laboratuvara? Ha, bardak. Gerek kalmadı aslında. Sonuçları mail atabilirsiniz. Ne demek o? Halk dilinde yani. Fare zehri mi? Bardakta buldunuz. İpek. Gelinlik mi giydin? Ha, severim ben. Arada giyerim böyle günlük. Güvenlik haber vermedi geldiğini. Denizden geldim motorla. İskeleden çıktım. O elindeki benim pizza kesicim mi? Ya ben de kalmış dedim, getireyim. İyi misin? Ha? Ay canım benim, kıyamam sana. Kurban ederim. Kurban olurum, bu olacaktı o herhalde. Bugün kurban sensin aşkım. Ne garip değil mi? Hayatımız şurada şöyle kendini göstere göstere mal gibi duran o incecik damara bağlı. Şah damarı. Onu kessin mi Mortingen? Hani espri yapmazdın? Yapmadım ki. Güler yüzlüyüm ben. Mutlu biriyim. Ama sen, herkes biliyor ki psikolojisi bozuk olduğu için kendine zarar verme potansiyeli olan birisin. Hiç planlamışım. Ay gider ya, şu genizetini de kessem de hım hım konuşmam düzelse. Neyse, son satranç hamlemi yapayım. Şah diyorum. Damar olarak yani. Bak ilk şakamı yaptım, sen de son duanı et. Ay kıyamam ya. Aa. Neyse kıyarım, vazgeçtim. Hayır, 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 hayır. Oğlum beni kan tutar. İpek var, İpek var. Aşkım, aşkım nasıl olmuşum? Bunu giyeyim diyorum, ne dersin, yakışmış mı? Ya İlayda delirdi galiba, beni öldürmeye kalktı. Aa, belli 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 zaten. Ben bugün anneannenle buluştum, bana her şeyi anlattı. Aa, kız sen de mi bunlardan kullanıyorsun? Bana vermişlerdi ama ben kullanmıyorum. Aşkım yalnız senin arkandan soğuk vuruyor sana. İstersen yer değişelim, ben senin kollarını arkandan tutayım. Ne dersin, nasıl fikir? Boş ver. Boş ver, boş ver. Eğleniyoruz.